oldu? Gecenin bu saatinde neden geldin? Bir şey mi oldu? Ya evet çok haklısın. Geç saat oldu ama anca fırsat bulabildim. Ne yapayım? Nazlı'nın hediyesini getirdim. Ya Fırat da uyuyor ama... Ya, neyse kapıda kalma. Hadi gel kahve içeriz biz de. Kahve geldi. Ben Fırat'ı uyandırayım o zaman. Yok yok. Yok hiç gerek yok. Ben zaten çok fazla kalmayacağım. Gerçi sabah 5'te uyandır demişti. Yarın önemli bir işi varmış. Çok önemli bir iş mi varmış? Allah Allah. Ne ki? Bana hiç bahsetmedi. Bilmem. Yarın öğrenirsin artık. Ya Nazlı inşallah hediyesini beğenir. Ha bakalım. Balık almışsın. Ya beğenmez olur mu hiç? Nazlı balıklara bayılır. Ya çok teşekkür ederiz ama gecenin bu saatinde zahmet oldu sana. Yani yarın Fırat'la da gönderebilirdin. Yok canım. Ne zahmeti? Hem bahaneyle seni de görmüş oldum işte. Aa! Nazlı'ya mesaj bırakmak ister misin? Mesaj mı? Evet. Aşk olsun. Sen bilmiyor muydun? Bu balık kayıt yapıyor. Bak şimdi. Nazlı, Tahir amcan sana bir mesaj bırakmak istiyor. Bas işte. Nazlı, Tahir amcam ben. Şu anda sen içeride uyuyorsun. Saatte 1'e yaklaşıyor. Ben senin doğum gününü bir saatte kaçırmış olabilirim. İyi ki doğdun Nazlı. İşte bu. Çok güzel oldu. Ay çok sevecek biliyor musun oyuncağını? Savcım. Komiserim. Adli tıptan geliyorum. Zeynep'in yaklaşık ölüm saati belli olmuş. Gece yarımda 1:30 arası. Nazlı, Tahir amcam ben. Şu anda içeride uyuyorsun. Saatte 1'e yaklaşıyor. O gece ben... Savcım, yarımla 1:30 arasında olay yerine kim geldiyse o yaptı bunu. Beni açığa aldılar. Yetkim yok. Kameraydı, mobeseydi, döktür hepsini. O saatlerde apartmana kim girdiyse bul. Fırat savcım temize çıkar. O böyle bir şey yapmış olamaz. Merak etme. Elimden geleni yapacağım. Fırat benim kardeşim.